Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hazır mısınız? Neye hazır mısınız? Elinizde dişinizden, tırnağınızdan artırarak biriktirdiğiniz tasarruflarınız var. Bunlar dolarda, altında, hissede ya da kriptoda. Bütün bunlar sizden alınacak arkadaşlar. Evet, aynen bunlar sizden alınacak. Vermek zorundasınız. Kaçarınız yok. Bunlar elinizden gidecek. Eğer çok yüklü miktarlarda varsa bunların çok büyük bir kısmında erozyona uğrayacaksınız. Yani varlıklarınızın küçüleceği bir döneme gidiyoruz. Orta ve alt gelir gruplarının dişinden tırnağından artırdıkları varlıklar da hepten buharlaşacak gidecek. Yani şu videoyu izleyenlerin %70, %80'inin elindeki varlıklar bir yıl sonra gidecek, alınmış olacak. Neden böyle söylüyorum? Bakın, tek tek delilleri ortaya koyalım. Şimdi bugün bir veri açıklandı. Ne açıklandı? Cari açık açıklandı. Cari açık tablosunu da ekrana getirelim. Burada beklentilerin altında Nisan ayında bir eksi rakamda olumlu bir hava var. Şimdi bakın, Ocak-Nisan arası eksi 16 milyar dolar. Nisan'da, 2024 Nisan'da 5,2 milyar dolarlık bir cari açığım var. Şimdi tabii bu ilk baktığınız zaman gayet güzel. Ya bunun benim elimdeki dolarla altınla ne alakası var diyorsunuz. Zincirleri kura kura gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bu açık düşüyor. Yıllıkta eksi 31,5 milyar dolar civarına falan geldi. İyi güzel düştüğü zaman dolara o kadar daha az muhtaç olacaksın demek. Ama neyin pahasına düştü? Buna bir bakmamız lazım. Arkadaşlar burada biz son aylarda neyi gördük? Faizlerin yukarı gittiği bir dönemi gördük, değil mi? Politika faizi 50 oldu. Ve bakın, tam da bunun üstüne TÜİK bir veri daha açıkladı. Ona da bakalım. Neyi açıkladı? Sanayi üretim verisini açıkladı. Arkadaşlar grafikte de gördüğünüz gibi sanayi üretim verisi düşme demiyorum ben buna. Ben buna çakılma diyorum arkadaşlar. Ne olmuş? Sanayi üretimi aylıkta 4,9 azalmış, %4,9. Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü %5,3. Bakın, imalat, hepimizin çalıştığı, ülkeye döviz kazandıran, değil mi? Bu aktivitelerin ana motoru imalat sanayi 5,3. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü de %2,7 azalmış. E peki arkadaşlar, neden azalıyor? Çünkü işte biraz önce bahsettiğimiz yüksek faiz ortamıyla siz evet cari açığı düşürdünüz. Nasıl düşürdünüz? Az önce grafikte gösterdim. Siz imalatı %5 düşürürseniz haliyle imalatın çarklarının dönmesi için çok iyi biliyorsunuz. Dış girdiye ihtiyacımız var ve bu dış girdiyi ithal etmediğimiz için ne güzel işte cari açık düştü. Yani bu şey gibi, ben tasarruf ediyorum işte, hiç para harcamıyorum. Nasıl başarıyorsun bu işi? Abi, günde 3 öğün yemek yemiyorum. E ne olursun? Günün sonunda ya da haftanın, ayın sonunda vücut ölür gider. Bakın, dolayısıyla ben önceki videolarda da hep dedim, buna bizim sanayimiz dayanamaz. Neden dayanamaz? Siz aktiviteleri azaltarak, ekonomideki üretimi azaltarak cari açığı düşürüyorsunuz. Cari açığı aslında düşürmenin en iyi yolu, en güzel yolu olması gereken ihracatı arttırmak. İçinde yüksek teknoloji olan mallar üretmek. Ama siz müfredattan matematiği, integrali kaldırırsanız, yerine işte dini bilgileri daha fazlalaştırırsanız, elbette ki dini bilgiler de gerekli. Bunu kaldıralım, yok edelim demiyorum ama hayat bir dengedir, değil mi? Bakın, ekonominize kadar dokunuyor eğitimde yaptığınız yanlışlar. Sırf kendi kafanıza göre bir insan topluluğu oluşturmak. Bu insan topluluğu da bana bağlı olsun, yardımlarla geçinsin, ben ne lütfedersem onu vereyim, birey olamasınlar, kendi paralarını kazanamasınlar dediğiniz zaman işte ne oluyor? Eğitim düşüyor. Eğitim düşünce senin cari açığını düşürmek için elinde tek kalan koz faizi arttırıp sanayi üretimini aşağıya doğru çakıp ondan sonra cari açığı güya düşürmek. Buna can dayanmaz ama bakın söyleyeyim. Önceki videolarda da dedim, iş gücü, iş hayatı buna sonbaharın 9. 10. ayında itiraz edecek.
Ve bir diğer nokta, bakın bunun bedeli üretimin düşmesi. Üretim düşünce ne oluyor arkadaşlar? Üretim düşünce haliyle, bakın TÜİK onu da açıkladı. O da ekrana gelsin. Ne oluyor arkadaşlar? İşsizlik. İşsizliğe dönüp baktığımızda geniş tanımlı işsizliği baz alacağız arkadaşlar. O manşet veriyi değil, o hikaye. Bu geniş tanımlı işsizlikte bütün tanımlar var. 24.1'den 27.2'ye fırlamış. Bakın kafayı kaldırmış, uçuyor. Peki iş gücünde böyle büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Ne olacak bu işin sonunda? Ne olacak? İşsizlik artıyor. Üretim aktiviteleri düşüyor. Ve bunun sonucunda da haliyle bakın ne olacağını ben size BDDK'dan aldığım bir tabloyla göstereyim. Minik bir videomuz var, onu izleyelim. Sonra bakın geleceğim. Elinizden nasıl alınacak o dolar, altın, hisse, kripto? Geleceğiz ona, hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlarım, karşınızda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun internet sitesi var. Burada neye bakıyoruz? Aylık bankacılık sektörü verilerine bakıyoruz. Şimdi burada da tüketici kredilerini seçtim. Tüketici kredilerinde arkadaşlar sizi rakama boğmayacağım. Çok önemli bir ara başlık var. 18 numaraya lütfen bakın. Nedir 18 numara? Toplam takipteki tüketici kredileri ve takipteki bireysel kredi kartları. Yani bu şu demek, tüketici kredisi çekmişsin, ödeyememişsin, bireysel kartın var, patlamış. Şimdi bakın 2022'nin ocağındayız. Ne kadar 18 numaradaki rakam? 25.8 milyar. Hadi bunu Haziran yapalım. 2022 Ocak'tan Haziran yapalım. Bir 6 ay ilerletelim. Ne olacak? Hemen raporumuz gelsin. Bakın 25'ten 27'ye çıktı değil mi? 25'ti Ocak'ta, 27 oldu Haziran'da. Peki efendim, 2023'ün ocağına gelelim. Ne olduk 2023'ün ocağında? Raporu oluşturuyorum. 18 numara. Arkadaşlar bakın 25'te başladık. 27 olduk. Ve 30 olduk. Tamam mı? 30. Hadi bakalım 6. aya getirelim. 6 ay 6 ay hızlı gidelim diye yapıyorum. Raporu oluşturdum. 18 numaraya baktım. Ne oldu arkadaşlar? 34. Hatırlayalım. Kaçta başladık? 25, 27, 30, 34 olduk. Peki 2024'ün ocağına gelelim şimdi. 2024'ün ocağına gelelim. Raporu oluşturdum. Raporu oluşturduğumda 49'a çıkmışız. Görüyor musunuz? Kaçta başlamıştık 2022'de? 25, 27, 30, 34 ve 49 olduk. Son veri Nisan ayına ait. Bakın 49.5'tan nereye geliyoruz? Nisan'ı işaretliyorum. Raporu oluşturuyorum. 18 numara 59. 59. Gerçekten artış hızına bakacak olursanız, yani 2022'nin başında 25'ten nereye gelmişsiniz? 59-60 milyara gelmişsiniz. Şimdi bu rakamın önemi ne? Tabii ki bu rakam, yani dönüp gayri safi yurt içi hasılada ya da diğer rakamlarda, toplam kredilerde baktığınızda ya önemli değil hocam diyebilirsiniz belki, ama aslında çok ama çok önemli. Neden önemli? Gelecekte bizi nasıl etkileyecek? Hadi şimdi onu anlatalım. Değerli arkadaşlarım, tabloları gördünüz. Burada rakam gerçekten çok sıkıntılı noktalara gidiyor. Şimdi bu yıl ilk defa 478 bin kişi kredi kartı kullanmış. İlk defa. Neden? Neden? Çünkü nakitleri yok arkadaşlar. Ya da fiyatlar, enflasyon dediğimiz hadise o kadar yukarıya doğru gidiyor ki nakit yetmiyor. Ve bir de az önce gösterdiğim işsizlik var. İşsizlik yukarı gidiyor ve işsizlik o kadar berbat bir şey ki sizin küçücük de olsa o geliriniz bir anda sıfırlanıyor. Ve o sıfırlandığı için gelirde ne oluyor? Haliyle vatandaş krediye giriyor, tüketici kredilerine giriyor. Şimdi burada olayın özünde hane halkı nakit yokluğu çekiyorsa krediler patlamaya devam edecektir. Çünkü bakın burada hani işsizliğin düşmesi ya da alınan maaşlara reel zamların gelmesi söz konusu olsaydı az önce BDDK'da gördüğümüz hadise karşımıza gelmezdi. Devam edelim. Tüketici kredileri ve kredi kartındaki takipteki artışlar hükümetin daha önce mahvettiği
şimdi düzeltmeye çalıştığı bir ekonomide, işte Şimşek'le beraber yeni yol deniliyor ya, burada bakın bütçe açıklarını zamlarla, rezervlerdeki o eksiği de yüksek faiz vererek yabancıya buraya çektikleri sermayeyle bunun bedelini vatandaşa ödetiyorlar. Yani yüksek faizin ve zamların bir şekilde bütçeyi ve rezervi kapatabilmesi için taşın altına kim elini sokuyor? Vatandaş sokuyor. Şimdi bu bedeli ödeyen geniş halk kitleleri, vatandaşa milli hasıladan ne veriyorsun? Biliyorsunuz bir şey vermiyor. Hep şunu söylemiyor muyuz? Bakın en üstteki %1 hasılanın %40'ını alıyor. %5, %59'unu alıyor. %10, %70'ini alıyor. Biz ne alıyoruz? %30'u. Ve alt ve orta gelir grupları onu da alamıyor bu arada. Onlarınki çok daha da düşük. Ve o bedeli onlar ödüyor esas. Arkadaşlar olayın özü. Şimdi gelelim. O varlıklarımız bizden nasıl çıkacak? Bu garanti kesin. Gidecek yani. Çünkü yol bunu gösteriyor. Rakamlar, tablolar bunu işaret ediyor. Yüksek faiz ortamı devam ettikçe ne olacak? Faiz maliyeti vatandaşa biniyor mu? Şu an biniyor. Binecek mi? Binecek. Artan girdi maliyetleri, ithalata bağlı ekonomi. Vatandaşa binecek mi? Bindi, binecek arkadaşlar. Kontrolsüz aşırı bir kar hırsı da var. Bakın aracıların yarattığı ya da şirketlerin yarattığı müthiş büyük esnafı kastetmiyorum. Küçük kobiyi de kastetmiyorum. Büyük zamlar var. Çok büyük başıbozukluk var piyasada arkadaşlar. Bu da vatandaşa yansıyacak. Dolayısıyla bunlar varken, tarım sanayide yapısal sorunlarım varken benim enflasyonum düşmez. Ve enflasyonum düşmüyorken ve üstüne üstlük işler kaybediliyorken krediye sığınanların arkadaşlar geliri artmıyorsa ne olacak? Haliyle o krediler gelirler artmadığı için ve sıfırlandığı için patlayacak. Peki şimdi bireysel iflasların artacağı çok net. Hatta kurumsal iflaslar bile bunu takip edecek. İşte konkordato haberlerini duyuyorsunuz. Bir diğer nokta, hani elden nasıl çıkacak kısmına geleyim. Şimdi sizler bireysel iflasa muhatap olmamak için, hani kartını ödemek için ya da en basitinden yaşantını devam ettirmen için, peynir alman için, zeytin alman için, kıyma alman için, çocuğu okula göndermek için, kirayı ödemen için ne olacak arkadaşlar? Elinizdeki dolardan varsa, altından varsa, hisseden vazgeçeceksiniz. Yani mevzu bu kıymetlerin değerinin düşmesi değil. Mevzu sizin enflasyon ve gelir azalışında ezilmenizden dolayı elinizdeki son varlıkları da 2025'te yavaş yavaş ne yapacaksınız? Elden çıkaracaksınız arkadaşlar. Altın düşmüş. Altın niye düşmüş? Altın Amerikan Merkez Bankası ne yapacaktı? Faiz indirecekti. İş gücü verileri, işte tarım dışı istihdam bir geldi çok kuvvetli. FED de diyor ki ya biz bu faiz indirimini hemen erkene çekmeyelim. Birazcık daha ötede kalsın da enflasyonu düşürelim deyince altınla hisselerin morali bozuldu. Ama şimdi bozuldu. Yarın o moral düzelir. Borsa İstanbul düşüyor. Niye? 11 bine çıktı. Düşecek. Bunun çıkışı varsa inişi de var. Ama çıkış için bahaneler hazır, ben size söyleyeyim. Gri listeden çıkış ve not artırımları tekrardan 11 bin ve 11 binlerin aşılmasını bize getirecek. Evet, orada bir rally yine olacak. Ama bakın burada olay şu, siz o rally'ye katılamayacaksınız. Çünkü yine söylüyorum, bozuk plak gibi, bu yüksek enflasyon, bu adaletsiz gelir dağılımı ve gelirlerin işsizlikle sıfıra düşmesi elinizdeki tüm varlıkları ne yazık ki sizden alacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.